Salatü vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina salavat. Şimdi bir mantık silsilesini takip edeceğiz. Bakayım ne kadar istifade edeceğiz şimdi. Bilmek hayatın alameti. Bilmek. Yani hayat olmayan bilebilir mi? Bilemez. Biliyorsa hayatı var demek. Adam biliyorsa mesela hayatına şüphe eder misin? Edilmez. İki, işitmek dirilik emaresi. Bir şey işitiyorsa demek ki diridir. Öyle değil. Görmek dirilere mahsus. Görmek dirilere mahsus. Şimdi anne karnında karanlık bir yer. Annenin yediği gıdalar da kör. Kör madde yani. Fasulye kördür. Ekmek kördür. Yoğurt kördür. Su kördür. Her şey kördür. Kör maddelerde karanlık yerde aydınlık aleminin aletini yapacaksın yani. Göz yapacaksın. İmal edeceksin. Nümune yok. Model yok. Misal yok. Mukayese yok. Taklit yok. Ve ilk yapacaksın. Yapma deneme yok. Ve hiçbir yerde nüminesi yok. Nereden aklına gelecek? Göz yapmayı. Göz yapmayı nereden aklına gelecek? Mesela şu çiçeği bilmeye, ki bizden önce bu. Çünkü bu herhalde 60 seneden daha fazla zamana dayanıyor bu yani. Tüm insanoğlunun bilmem ne zamandan beri başlamış bu çiçek. Benden önce bu yani kesin. Yani nevini söylüyorum, neslini. Anne karnında bana gözü veren bundan hoşlansın, bunu görsün diye bana ona uygun bir anahtar vermiş. Göz vermiş. Şöyle bak. Anne karnı düşün burayı. Buraya organ takarken göz, kulak, dünyayı bilmeyen, görmeyen buraya bu özelliği verebilir. Sesi bilmiyor. Nereye göre yapacak ki kulağı? Anne karnında kulağı böyle ayarlayan, dünyadaki sesleri bilen, duyan. Anne karnında bana gözü veren, dünyadaki renkleri ve şekilleri bilen, gören. Dünyadaki renkleri, şekilleri gören. Bana anlama kapasitesini veren akıl nimetini dünyadaki fenleri biliyor. Fizik, matematik, coğrafya, astronomi vesaire. Şimdi diyor ki görmek dirilere mahsus. Görüyorsa dirilere ait. Sen hiç gördünüz mü? Anadan doğma, ağma, kör, oto kaporta boyada, oto boyada vazife yaptığını gördünüz mü? Yok. Olmaz değil mi? Olmaz. Mesela anadan doğma, kör, ama göz doktoru olmuş. Nasıl olacak? Anadan doğma, kör. Mesela sopayla oku şurayı diyor. Hani harfler var ya göz. Falan. Ne anlatmaya çalışıyorum bununla? Bilmiyorum kim ama bana gözü veren kör olmaması lazım. Bak Allah demiyorum bak. Bana gözü kim vermişse kör olmaması lazım. Niye? Bana bu gözlüğü veren ama değilse bir cam ya, canlı değil bu. Bu adam bana bu gözlüğü verebilmesi için ilkokul okuyacak. Ortaokul okuyacak. Lise okuyacak. Tıp okuyacak 6 sene. İhtisas yapacak. Sonra bana harf gösterecek. Oku der. Şunu oku. Buna bak. Aşağıya bak. Yukarıya bak. Sağa bak. Sola bak. Bir şeyler diyecek. Abi bu gözlü bana verecek. Nereye göre verecek bu gözlü? Göze göre. Göz var yani.
Gözlükten önce göz var. Ama anne karnında ilk gözü yapan nümune yok. Taklit etmiyor. Madde yok. Gözü yaparken. Bak anne karnında ilk. Madde yok. Mekan yok. Zaman yok. Mukayese yok. Nümune yok. Model yok. Misal yok. Muacele yok. Yani çekiç falan kullanmıyor. Ayar pense yok yani. Tornavida yok anne karnında. Sonra deneme yanılma ile yaptı olan tuttu gene içeri alalım anne karnına. Düzeltelim. Böyle bir şey yok. Başka bir yeri taklit yok. E nereden hatırına geliyor? Hani derler ya. Allah için tefekkür ediyoruz da bir şey olmaz günah. Yani derler ya sen nereden hatırına geldi ya böyle bir şey yap. Hadi onu yaptın. E bu kapak. Tak. Aa, hepiniz biliyorsunuz şoförsünüz. Arabanın sileci var. Jıt jıt. Yağmurda çalışıyor. Kuru havada çalıştır. Yırtılır değil mi? Peki yırtılmaması için ne yaparlar? Su. Jıt, jıt. İşte bu göz kapağı, şu göz kapağı inip çıkarken şöyle ısınmasın diye. Çünkü ne var burada? Gözde içeride su var. Şu göz kapağı inip çıkarken sürtünme ile ısınma olmasın diye sıvı salgılanıyor. Her inip çıkarken. Göz sürterken eritmesin diye. Hani mesela göz tırık 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 tırık. Her şeyde arabanın sileceği gibi hani var ya böyle şey yaparsın. Çık cama silecek su atar. Aynı onun gibi. Her inip çıkarken su atıyor. Hasan sana deseler ki akşama göz kapağını sen indirip kaldıracaksın. Mümkün değil. Mümkün değil. Değil tabii ya. Unuttun, yoruldun, kapak aşağıda. Ondan sonra uyuyakaldı. Bitti. İşte Allah Kur'an'ında bir ayette soruyor, 25. sözde var. Organlarınızın içinde diyor, Allah soruyor meali. Organlarınızın içinde en kıymetdar ve hiç düşünmediğiniz olan göz ve kulaklarınızın sahibi kimdir? Hangi tezgah ve dükkandan satın aldınız diye soruyor. Allah, ben Allah'ım, tövbe tövbe. Despotluk yapmıyor. Ben Allah'ım, niye inanmıyorsunuz ya? Ben yaptım demiyor. Soru sorarak aklı ikna etmeye çalışıyor. Bak diyor, şu gözünüzün ve kulağınızın sahibi kimdir? Hangi tezgah ve dükkandan satın aldınız diyor. Hangi tezgah ve dükkandan? Hakikaten ya, bunu ben almamışım. Tezgahta bulmamışım, ettirmemişim. Sokakta da bulmadım. Dünya gelir gelmez onu kullanıyor. Yani bir gözlük vermek için dışı camı bu kadar okursa, fasulyeden, domatesten, ekmekten, hıyardan, yoğurttan göz yapan zat bir kör olmaması lazım. İki bu doktordan daha alim olması lazım. Öyle değil mi? Mantığı bu. Ha, yaz o zaman. Biliyorsa hayatı var. İşitiyorsa dili bu. Görüyorsa dili bu. Dirilere mahsus. İrade hayat ile olabilir. İrade. Koy koyma, indir indirme. Yani tercih. Tercih etme bambaşka bir şey. Tercih etme bambaşka bir şey. Bugün bir tanesi soruyor telefonda. Mesela hayvandan diyor insanı ayıran en büyük özellik mazi ve müstakbelle alakadar olmaması diyor, geçiyor. Ondan sonra bu peki diyor geçmişte sahibiydi diyor 5 sene sonra hayvan sahibini tanıyor. Geçmişte alakadar. O soruyu bir kere yanlış sor. Çünkü unutmayın yanlış sorunun doğru cevabı da yanlıştır. Yanlış sorunun doğru cevabı da yanlış. Yani hayvanlar geçmişte kodlarla alakadar kokuyla tanıyor. Ama geçmişi şu anda kıyas edebiliyor. Sahibim bu değil bu. Fakat geçmişi halde yaşarken
veya geçmişle göre şimdi yaşarken geleceği kurgulayamaz. Yani sığırı burada kessek, kesmeye yapsın. Arkadaş orada otlar. Lan 10 dakika sonra sen keseceksin. Geleceği yok. İhtiyar, irade, hayat. Hayatı var ama ihtiyarı yok. Şu tercih edebilme özelliğimizi anlatmaya, vurgulamaya çalışıyorum. Bu ne biçim nimet ya? Gelmiyor, geliyorum, veriyor, vermiyor. Yani sırrın öyle bir şey yok. Bak burada otluyor, ötekisi kesiliyor. Desek ki bak sığırcığım, biraz kafayı çalıştırma. Biraz sonra seni keseceğiz. Hiç, aç. Böyle geleceğe intikal yok. Geleceği var mı? Yok. Ama insan gelecek yokken de aralıyor. Gelecek yokken de düşünceyle yol güzergahı çiziyor. Proje çiziyor. 5 yıllık diyor, planı bu diyor. Değil mi? Yani demek ki irade hayat ile olabilir. İhtiyari iktidar, ihtiyari iktidar. Yani tercih ama hayvanlar gibi değil. Mesela arı taşa nispeten çiçeğe konar. Kedi ekmeğe nispeten ciğeri tercih ediyor. Buna ihtiyar deniliyor. Cüz-i ihtiyar. Ama ihtiyari iktidar yani tercih ediyor çünkü. Çünkü'si var adamın. İnsan. İnsan geleceğe dair kötüyü de tercih edebiliyor. Geleceğe dair. Mesela sen hiç köpek gördün mü? Ciğeri bırakmış, ekmek yemiş. Yapma. Ama insan kendi zararını tercih edebiliyor. Eğer irade ister istemez menfaat ve üstünü tercih ediyorsa o da dayatmadır. Bak ihtiyar gibi gözükürken yüksek, kıymetli, cazip şeyi tercih ediyoruz. Etmeyi biliyor da. İnsan kendi zararını yapmıyor mu? Mesela diyelim ki içki içiyor. Zararlı olduğunu biliyor. İntihar ne kadar kötü olduğunu biliyor. Öyle şeyler düşünüyor. Tekellüm ise biri bilen dirilerin işidir. Yani konuşmak kim konuşuyor? Bilen dirilere mahsus. Konuşmak. Peki konuşmak ne biliyor musun şu konuşmak? İnsanın kalbinde meyil var. Ruhunda latife var. Vicdanında his var. Kafasında fikirler var. Bunları bir bütün yapıyor. Tamam mı? Düşünüyor. Sonra sana nasıl aktaracağım Ahmet? Hamur ediyor, aktarıyor işte. Ha, nasıl aktarıyor? Ses, şu. Dille. Sesi. Bak o mana ses değil. O düşündüklerim var ya. Ses değil. Sese dönüştürmem lazım. Sana aktarmam için. Buradan oraya aktaracağım. Nasıl bir şey yapacağım? Senin kafanı, benim kafamdakileri, senin kafana, benim vicdandakileri, senin vicdanına, kalbimdeki de senin kalbine aktaracak. Ne yapıyor? Ustad diyor ki, Bediüzzaman Hazretleri, kelam diyoruz, sefirlik yapar diyor. Sefir ne demek biliyor musun? Mesela Suudi Arabistan devleti ona aittir. Türkiye'de, Türkiye'ye ait, tamam mı? Şimdi Suudi Arabistan İstanbul'da konsolosluk açmış. Suudi Arabistan konsolosluk açmış. Türkiye hududu Türkiye'nindir. Ama gel buraya, İstanbul'da konsolosluk Türkiye'nin değildir. Suudi Arabistan'dır. Onundur. Yani orada yapılandırıyor. Haberleşme mesela Suudi Arabistan o konsoloslukla icraat yapıyor. Şimdi ne anlatmaya çalışıyorum bu misalle? Sen bir devletsin. Ben de bir devletim. Seni değiştireceğim. Seni eğiteceğim. Sana bir mesaj vereceğim. Ne yapıyorum? Kelam, şu söz giriyor sana, konsolosluk kuruyor. Sen iken oraya
Sen orası sensin. Ama ben kelamla içeriye giriyorum. İçeriye giriyorum. O kelamla girdiğim zaman o benim. Peki kelam nasıl dönüşüyor? Bakalım şey Hasan. Bu çok önemli. Bir ney düşün yavrum. Ney? İçi boş. Tamam? Hayal edebiliyor musun abi? Kaç tane deliği var? 6 tane. 7 tane. 7 tane deliği var. Bir tane de burada var. Öfle. Şu. Bir anlam çıkmaz. Öfürüyor. Fakat hiç anlam çıkmadı. Şimdi ikinci bir öfürmeye. Öfürürken parmaklarla o deliklere, deliklerle sese yön veriyor. Anlam yüklüyor. İyi dinleyin buraya. Deliye tak 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 tak. Bu daha önce fırr olana parmaklarla anlamlaştırıyor. Tamam? Ve güzel bir müzik çıkıyor. Güzel bir, ne bileyim, anlamlı bir ilahi çıkıyor. Yani anlamlı bir şey. Peki neyle yaptın onu? Esas diyeceğim şu. Bu parmak nereye göre hareket ediyor? Beyin. Beyin. Sanki düşüncem sese dönüşmüş. El hareketiyle sese yön veriyor. Kafamdaki gözükmeyen sese dönüşüyor. Vay be, ne düşünmüşsün ya. Ne düşünmüşsün. Düşüncem parmakla sese yön vererek sesi anlamlı kılıyor. Düşüncem sesi dönüşmüş. Şimdi daha biraz ilerleteyim bu misali. Haşa, tövbe, anlamak için. Allah öfüren. Allah öfüren. Tamam mı? O şey ne? İnsan. İnsan. Eğer dolu olursan, doldurursan eften püften şeylerle öfürme olmuyor. Bu öfürme insan. Eğer Allah Esma-i Hüsna'sını sana yapılan rızık veriyor, nefes alıp veriyor, organ veriyor, maddi manevi nimetler veriyor. O neyin içine öfürüyor? Neyin içerisine öfürüyor? Yani o şeyin içerisine. İçine öfürüyor. O boşta insansa, insan ne yapıyor? Cenab-ı Hak öfürdükten sonra insana anlam yüklüyor. Tamam. O neyden ses çıkıyor. Anlamlı bir melodi çıkıyor. İnsan Allah'ın sanki böyle gaybde olan, Allah'ın gizli olan gayesini insan ile Allah açığa çıkartıyor. Açığa çıkartıyor. Veya başka bir aynı örnek çoğaltayım. Öfüren Allah. Bu öfürdüğü şey mec'ul. Muhammed yani. Bu şey alet ne? Şu 18 bin alem. O deliklere Cenab-ı Hak şekil veriyor. Bu da Ahmet. Ortaya çıkan manalı söz insan. Meyve insan. Peki
İşte bu noktalardan anlaşılır ki yani her şey her şeyle anlam kazanıyor. Biz niye sıkılıyoruz biliyor musunuz? Veya elmayı ağaçta niye zannediyoruz? Niye sebebe tesir veriyoruz? Çünkü bütünsel bakamıyoruz. Şöyle diyeyim. Amin. Bakalım. Şimdi camide mihrap biliyorsun. Mihrap namaz kılınan yer. Şimdi kenarında böyle bir renkli var. Mavi bir boya sütun var böyle. Onun için aşağıda yukarı harfler var. Ayet-i kürsü durumu. Üstteki ise secde ayeti. Ayet-i kürsü şöyle başlar. Allahu la ilahe illa hu ilahir. Sonunda ve huvel aliyyun azim. Sonunda mim. Başta elif var. Şimdi çok iyi Galip Oturcu. Usta. Fakat Arapça bilmiyor. Ayet-i kürsüyü buraya dizecek. Bak, çok iyi Galip Oturcu. Fakat ayet-i kürsüyü bilmiyor. Sonundaki mimi başa koyar. Galip Oturcu olacak. Elif'i sonuna koyar. Olur mu şimdi ayet-i kürsü? Olmaz. Ha. İyi bir Galip Oturcu kafir bilim adamıdır. Müslüman ise aynı zamanda yazıyı biliyor. O zaman anlamlı bir Galip Oturcu dizince anlam taşıyor. Yoksa Galip Oturcu güzel bilmek bir işe yaramıyor. Bak alt üst etti. Yani iyi bir usta olmak yetmiyor. Onu anlamdıracak bir manan olması lazım. Çünkü maddeye şekil veren insandaki düşüncelerdir. Keseceğim. Şurada bir yerde okuyacağım. Şimdi şurayı okuyorum bak. O kadar güzel bir şey ki. Elma ağacı. Yok yukarıdan aşağı. Bunu okuyup kesiyorum. Güneş. Yukarıdan aşağı iniyoruz. Tabiat denilen şey ne biliyor musunuz? Dört tanedir. Tabiat dört. Güneş, hava, toprak, su. Bunlarla yapılıyor. Tabiat denilen neymiş abi? Dört. Güneş. Yukarıdan aşağı in. Hava. Su. Bunlarla bunlar yapılıyor. Diyor ki tabiat yaptı diyor. Ulan tabiat denilen bu. Şimdi diyor ki güneş dünyaya yardım ediyor. Bunları büyütüyor. Ağaçları büyütüyor. Ağaçlar donmuş güneştir. Sanki şarjlı pil. Peki ağaçtan elma geliyor. Gübreye atıyoruz. Mandalina geliyor. Şöyle bakın bakalım. Güneşi de tutun. Güneş, hava, hayalet, su, toprak. Hepsi cansız değil mi? Cansız. Peki şuursuz değil mi? Yani mesela güneş kendi varlığını biliyor mu? Ben varım ve güneşim. Şöyle soru sorayım. O hayatı yok değil mi güneş? Hayat. Köpeğin hayatı var. Köpek köpek olduğunu biliyor mu? Bilmez. Bilse kafayı yer. Hiç kimse köpek olmak istemez. Kafir de cehennemi bilmediği için rahat yaşıyor. Şimdi sığır. Sığır olduğunu bilse hayat çekilir mi? Çekilmez. Çekilmez. Şuursuz. Ne demek şuursuz? Kendi varlığını bilmiyor ki bir varlığa hizmet etsin. Mesela şöyle bir misal vereyim. Ben siz düşünün bu gözlüğü bak. Allah Allah. Şuraya bak ya. Burayı kesmiş ya. Çukur yapmış. Anlam yok. Şuraya bak. Şuraya kıvırmış. Ya ne zorun var kardeşim? Bu demiri niye kıvırıyorsun öyle? Hiç mantığı var mı? Ben insansız düşüneceksiniz bunu. Ama takalım bak şimdi. Yani gözlüğü bak. İnsansız düşün. Bunun ne anlam vereceksin ya? Niye burası kesik? Hiçbir anlam veremez. Niye bu peki eğilmiş? Niye en sonunda kesik değil, niye ortasında kesik? Yani niye böyle? Yani hakikaten mantıksız ya. Niye böyle yatıyor? Niye bu düz değil? Ama bakıyorsun, takıyorsun.
Bak burası. Ha, insana yapılan muameleler var ya, bela, musibet, sihat, servet, her şey. İnsan bazılarının hoşuna gitmiyor, itiraz ediyor. Bunun gibi buraya bak kesik. Ama Allah insanın ruhuna göre muamele yapıyor. Cesedine göre değil. Bazı muamele var. Mesela diyelim ki sihat. Cesedi iyi. Ruha kötü. Benim rahmetli dedem vardı. Hava güzel olduğu zaman o taşlar var ya, bir tane böyle domino mu ne diyorlar. Delikli. Onu kahveye giderdi. Onu oynardı. Çünkü bir tanesini böyle çizmesine düşmüştü. Hasta şey, hava kapalı olduğu zaman astımdı böyle. Allah Allah diye cama yapışırdı nem olduğu zaman. Şimdi ahirete gitti. O hastalık bu anında dedi ya, Allah Allah, ahirette siyah oldu. Güneşli havalarda kahve giderdi, ahiretin şey yağmur havası oldu. Hastalığı oldu. Şimdi biz itiraz etmemizin sebebi bedene yapılan muameleyi ruha yapılan muameleyi bedene yapılmış gibi zannediyoruz. Yani mesela hastalık ruhun gıdasıdır. Hastalık kimin gıdasıdır? Ruhun. Sihat bedenin gıdasıdır. Sihat çoğunlukla ruhu berbat ediyor. Meyhaneye gidiyor sihatli olduğu için. İçki içiyor sihatli olduğu için. Bilmem ne yapıyor sihatli olduğu için. Hasta adam. Allah. Allah. Bak zikir ediyor. En azından etmese bile gafil. İsyan edemiyor yani. Kumar oynayamıyor. Hasta olduğu için. Onun için derler ki büyük zatlar, günahlar ruhun kanseridir. Seretanidir diye. Ruh öldürüyor. Günahlar ruhun kanseridir. Şimdi son okuyorum, bunu kesiyorum. Güneşe bak, şuursuz. Güneşe bak, suya bak, cansız. Toprağa bak, cansız. Şefkatsız. Güneşin şefkati var mı? Ağacın şefkati var mı? Yok. Yok. Peki böyleyken üç tane cansız, güneş cansız, toprak cansız, toprak şuursuz, toprak şefkatsiz. Olduğu halde niye bize şefkatkârâne nimetleri veriyor? Niye hayatsız olduğu halde, şuursuz olduğu halde Hasan'ın hoşuna gidecek bir elmayı boyayayım? Burnuna hoşuna gidecek koku koyayım. Ağzına hoşuna gidecek tat koyayım. Vücudunu memnun edecek elementleri koyayım diye toprak gübreyi elmaya nasıl dönüştürecek? Şefkati yok. Şuuru yok. Canı yok. Peki ne yapmış toprak? Hasan'a hizmet, Ahmet'e hizmet etmek için ittifak etmiş. Toprak suyla ittifak etmiş. Toprak havayla ittifak etmiş. Toprak dünyanın dönüşüyle. Yani bir bak bakalım bize nimetleri gelmesi için nasıl ittifak etmişler. Güneş ısıyı veriyor, dünya dönüyor. Yağmur ıslatıyor. Hasan elektrik faturası geliyor değil mi? Evet. Ödemesek ne olur abi? Dayı. Kesilir. Kesilir. Peki güneşin faturası gelse kaç para ödeyecek? Hiç düşündün mü? Hayır. Mesela cep telefonu faturası geliyor da ödemezsen kesin. Ağzın faturası gelse Allah dese her ay lan bu kadar fatura konuştun, bir de şu fatura da kulağın faturası, duydun. Ödeyemeyiz. Peki şöyle bir şey olsa, bak sen karar ver, bak yaşın itibariyle bakayım ne diyeceksin. Allah dese ki her gün otomatik olarak 100 kontür beyninize yüklenecek konuşma. Normal konuştunuz, bir kontür. Normal konuşursanız kelimeye bir kontür. Gıybet ederseniz 3 kontür. İftira yaparsanız 5 kontür. Ama toplam her gün 100 kontür var. Sen şimdi o 100 konturla birisine maç anlatır mısın? Peki Hasan, 100 kontur var, tamam mı? 100 kontur var. Evet. Sence öğleye ne kadar dayanır mı 100 kontur? Yok, dayanmaz.
10 dakikaya bitti daha. Peki bu kadar harika bir kontur hazinesi, bununla maç anlatılır mı? La kara la kara olur. Değer. Konuşma ne demek olduğunu git ahrazlara, sağlara sor. Konuşma sorunu yok. Duymadığı için de konuşamıyor. Konuşmak neymiş? Hayır, bir şeyler yapıyorlar. Biz ne yapardık biliyor musun? Hani eskide telefon, cep telefonları çok pahalıydı konuşuyor. Şimdi çağrı bırakırdık, sen beni ara. Şimdi konuşuyoruz. Limit yok diyor. Eğer kontrol olsa şöyle yapar, konuşmazdık. Böyle yapar. Peki kireye verme şansımız olsa gözü. Acaba koca bir gün sen ama olacaksın. Bırakın. Kaça kireye verirdin iki gözünü? Ama şöyle o bir tanesi dedi ki ben şu kadar paraya veririm dedi. Tamam peki. Şu ders bitene kadar dedim. Gözünü kapat dedi. İnan. Senin ilk defa senin bir adama denk geliyorum. Büyük bir para söyledi. İki gözümü kireye verirdim dedi. Akşama. Ama sen böyle olacaksın. Olur mu dedi. Tamam. Şimdi dedim ki ders bitene kadar gözünü kapı açmayacaksın. Ama dinliyorsun. Biraz 5 dakika olmadı. Ya açabilir miyim dedi ya. Niye dedim? Sıkıldım dedi. Sıkılırsın ya böyle. Hayır. Bak mesela oturun da bir deneyin ya. Kaç dakika durabiliyorsun? Hani şu he? Daralıyorsun. Olmuyor yani. Bak dayı. Toprak cansız. Evet. Toprak şuursuz. Toprak şefkatsiz. Niye cansız olduğu halde hayat oradan çıkıyor? Niye şuursuz olduğu halde şuurlu nimetler geliyor? Elmayı yapmak için ilim gerekiyor. Niye şefkatsiz olduğu halde bize şefkatli nimetleri ikram ediyor? Demek ki o bir tezgahtır. Tezgahtar değildir. Tabiat tezgahtır. Tezgahtar değildir. Tabiat kanundur. Kudret değil. Tabiat düşünülendir. Düşünen değildir. Tabiat sistemin adıdır. Sistemi işleten ve kuran değildir. Bak diyor ki cansız, şuursuz, şefkatsiz olan ve birbirine şefkatkarane, şuurdarane vaziyet gösteren muavenetçiler. Niye birbirine yardım ediyor? Diyor ki dünya 23 derece 27 dakika eğik. Güneş toprağa diyor ki arkadaş elma yapacağız, işbirliği yapalım. İşbirliği yapıyoruz. Yardım ediyor. Su ona yardım ediyor. Hava yardım ediyor. Nasıl edecek ya? Hatta bir şunu söyleyeyim. Şimdi bu akşam burada ders olacak. Buralar, yastıklar falan, kitaplar şey. Bir amaya dese ki ders şeklini yap. Ne yapar? Eliyle bir şeyler yapar. Tek olduğu için bunu buraya koydum. Ya çabuk olsun diye 4 tane ama koysam buraya. 4 tane kör. Bak bir tane ama yani Ahmet şöyle yapsa. Ha getirdi. Öteki bir kitap da buldu, tamam mı? Şunu. Ha buldu. Ha neredeydi o? Tek olsa buna ekler. Ama öteki ama bunu ne yaptığını da bilmiyorsa, konuşmamışsa bu buraya koydu mu? O koydu, ötekisi bunu alır oraya götürür. Yani bu buraya getirirse ötekisi bunu oraya götürür. Yani amalar çoğaldıkça iş tamamen çıkmaza gider. Güneş ama, hava ama, kör. Su kör, toprak kör. Ama göz sahiplerini memnun edecek böyle bir çiçeği nasıl boya atar? Ali Dayan'ın orada neydi o boyacının adı? Rami. Ama şimdi tabancayla boya atıyor. Ama olabilir mi? Şimdi kör nasıl boya atacak? Peki toprağın kör değil mi? Bu boyayı nasıl atmış buraya? Bunu ayrı boya atmış. Bak kenarlar beyaz. Görüyor musunuz? Burada yeşil ha. Burada da yeşilin bir tonu var yani. Burada da en dipte de daha siyah. Siyaha benziyor. Demek ki cansız oldukları halde, şuursuz oldukları halde, şefkatsiz oldukları halde sanki canlıymış, şuurluymuş, şefkatliymiş gibi
birbirine şefkatkarane, şuurdarane vaziyet gösterip muavenetçiler, birbirine yardım edenler elbette gayet rahim, hakim, Rabbi Zülcelal'in kuvvetiyle, rahmetiyle, emriyle yardımına koşturuyor. Yani bununla alakası yok. Burada Allah toprağı, güneş, havayı kullanıyor. Toprak, hava kullanılandır, kullanan değil. Toprak, hava, güneş düşünülendir, düşünen değil. Gayeye vasıta olandır, gayesi olan bir şey değil. Güneşin bir gayesi yok. Yani insanoğluna ben yardım edeceğim diye bir gayesi yok. Ve ahir davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.